Evet arkadaşlar, günlerden cumartesi, sokağa çıkma yasağımız var gene malum. Kuşların oraya gidiyorum. Araba yasak olduğu için malzemelerimi elime aldım. Birkaç tane eşanelinin kapaklarını monte etmemiştim. Menteşem yoktu. Menteşe dün aldım. Şimdi bugün gideceğiz. Onları monte edeceğiz. Kuşlarımızı eşaneliklerine yerleştireceğiz. Dün kuşumuzu biliyorsunuz atlaca cama vurdurdu. Öldürdü. Canım çok sıkıldı dün. Yani güzel de bir kuştu arkadaşlar. Çok güzel olacaktı. İnanın yani tam bir oyun kuşuydu. Ama maalesef atmacaya verdik. Sıkıntı yok. Vermedik de atmacaya kurban ettik yani. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Onlar da öyle. Hayat, doğanın kanunu bu. Ben her zaman söylerim. İlle gelir en iyisine vurur. İlle gelir en iyisini alır. Bu iş böyle. Arkadaşlar, ekip arabamız, camimiz. Arkadaşlar şu Berk Emlak yazan cama vurmuş kuşlar. Kuşlar da bizim burada görüyorsunuz. Köşe. Berk Emlak yazan cama vurmuş. Hayvan orada can vermiş. Komşunun kızı da işte şu yoldan çıktığı için şurada, şu aradan, şuradan çıkınca sizin kuş çarptı, iki kuştu. Birisi gitti, birisi burada kaldı diyor. Öyle. Kardeşim günaydın, hayırlı işler. Adam çekiyor abi. He. Ondan sonra işte bahçemiz kardeşler. Durumlar böyle arkadaşlar işte. Nasuf efendi burada. Efendim Nasuf. Ne dedin? Junior efendi. Harikasın. Dur oğlum dur, poşeti bırak. Ne yapıyorsun? Senlik bir şey yok burada. Beni kurtar bu pirelerden diyor. Tamam, yıkayacağız seni, tamam. Junior gel kanka. Tamam. Yıkayacağız. İyice huysuz Nasuh o. Köpekte de pire olmuş arkadaşlar. Junior'da. Onu güzel bir yıkayacağım. Oğlum dur, tamam tamam tamam. Tamam tamam. Otur. Hayvan duramıyor bak. İyice pire mahvetmiş. Nasuh bunu direkt yıkayalım ya. Bunu bir kurtaralım. Arkadaşlar Junior efendiyi bir yıkayalım. Devam edeceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugün sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. Hafta sonu öğrencilerimiz sınava girecek. Biz de ne yaptık? Hijyen günü dedik bugün. Kuşlarımızın banyosunu yapıyorlar. Elmalı sirkeli su yaptım. Nasuf efendi bu arada kümesleri temizlettiriyorum Nasuf'a. Junior efendiyi pirelerden arındırdık, güzelce yıkadık ilaçlı suyla. Hayvanlar kendine geliyorlar arkadaşlar. Tüy zamanı, tüyde olan hayvanlarınıza bol bol banyo verin arkadaşlar. Bol bol. Yani duru suyla bile olsa da verin. Elma sirkesi koyabilirsiniz. Limon damlatabilirsiniz suya. Yani her türlü banyo verebilirsiniz. Banyonun sağa sola olmaz. Kimisi brotik koyuyor içine, bir pire olmasın diye. Ama sık sık banyo yapan hayvanda temiz kümesle bit pire olmaz arkadaşlar. Zaten bit pire varsa folluklardan geliyordur büyük ihtimal. Hayvan çünkü sürekli yattığı için follukta. Hele bir de keçe kullanıyorsanız, hava almıyorsa
O ayrıca bir kötü oluyor. Daha bir bir tip pireyi barındırıyor. Bilginiz olsun. Genelde keçeden kaçının. Keçe kullanıyorsanız da bol bol ilaçlayın keçeler arkadaşlar. Dezenfekte edin. Sık sık değiştirin. Keçenin öyle bir şeyi var. Şu kuçun kümesini gördünüz değil mi arkadaşlar? Evet, onu. Bir tane şurada kümesimiz var. Arkada. 2 metreye 1.20. Bir tane Nasuh'un temizlediği kümesimiz var. Bunları sahiplendireceğim arkadaşlar. Birisini verdim gerçi. Sözle anlaştık. Yani sahiplendireceğim Antalya'yı. İsteyen olursa, talep olursa değerlendireceğim. Kendime ben beton kümesler yaptım. Onları fazlalık gerek yok. İhtiyacı olan kullansın. Demir fiyatları almış başını gitmiş bu arada arkadaşlar. Profildi, sajdı. Yani yaptırmaya kalksanız emin olun benim istediğim fiyatların iki katına mal olur. Genelde zevk, düşünce sizlerin. Hayvanlar hem tüye girmeye başladılar hem de aşırı kızgınlar arkadaşlar sıcaklardan dolayı. Bazılarının altına sahte yumurta koydum. Dinlenmeye alacağım. Dişi erkek ayıracağız zaten. Şurada az zaman kaldı. Dişileri ve erkekleri ayıracağız. Yavru alacaklarımızdan da birer tane çıkarttıracağız. Yumurta tek çıkarttıracağız. Zorlamadan, yavaşça. Zaten yavru yakısı hayvanları görüyorsunuz. Kursaklarını, göğüsleri, hayvanların tüyleri, göğüslerin tüyleri boşalmış. Yavru yem isterken boşaltıyor. Dişiler kümesten izleniyor ama yuvaya koşuyor. Nasuh, şu ak kuyruk dişiye de kanat verip uçursak mı ki? Eke kuş. Eke. Şu ayak veren mi? Ak kuyruk var ya. Ha. O. O benim senin kümesi de beğendiğim kuş geldiğimde. İki tane kuş da. Eke kuş kovalamayalım abi. Yavru oynatalım bunları. Eke hazırlar uçuralım o zaman da. Eke o kupayı hazırladığı yok mu? Onu gün gün antrenman olarak çekebiliriz. Aynen. Çekelim arkadaşları. Onu çekelim. Ortaya çıkar gari. Evet. Artık biraz kuş izletelim insanlara. Aynen. Sefer videosu izletirelim yani. 17, 18, 20. Aynen öyle, aynen öyle. 20'nin altına düşerse kelletini keserim. Olur. Evet arkadaşlar. Şunları şöyle seyrederken yemin ediyorum bütün yorgunluğumu, bütün stresimi, bunalımı, borcumu, derdimi, tasamı unutuyorum ya. Yemin ederim unutuyorum ya. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Gerçekten unutuyorum. Bunlar içeri girmek için can atıyorlar ha. İçeri girmek için can atıyorlar diyor. Yumurtası var ya onların içinde. Bu arada Cengiz nerede? Cengiz bacanam bayrağımız almış geliyor. Kuşlar kaptı. Kuşlar geliyor mu abi çocuk gördün mü? Yok görmedim vallahi görmedim. Uyanık. Kümesle evin arasında. Al bak 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 şerefsiz bak. Hı. Yukarıda. Abi sabah işte bu geldi ikisi geldi. İki, bir alttan bir üstten geldi. Şimdi mahvediyorlar kuşları mahv. Abi göreceğim beyazım nasıl oynuyor biliyor musun? Bezler ya ya. Kümes ziyaretlerine arttıracağım arkadaşlar bu ara. İş güç kovalamaktan fırsat pek bulamadık. Biraz ziyaret yapalım. Kanalımızı biraz daha canlandıralım. Bazı arkadaşlar videoları kısa tut abi demiş. O da bir öneri. Olabilir. Tutarız. Sıkıntı değil. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Şimdi biz her kümese gidiyoruz. Hani ben her zaman söylüyorum. Herkesin kuşu kendine göre iyidir. Şimdi kümes ziyaretleri yapıyoruz. Arkadaşlarımızı geziyoruz. Kuşları iyi maşallah diyoruz. Ama herkesin kuşu kendine göre iyidir arkadaşlar. Bunu yanlış adettirmeyelim. Bunu yani farklı yerlere çekmeyelim. Yani yanlış anlamayın. Ben bu kuşa güzel maşallah diyebilirim. Ama o kuşu çok iyi bir kuş. Veya öveyim veya işte siz o kuşu gidin alın ya da şöyle bir şey değil. Yanlış anlamayın. Yani ben tenzih ediyorum arkadaşlarımızı.
Yani kuşlar oynuyordur ama bana göre çok uzun oynuyordur. Ben uzun oynayan kuş sevmem. Veya çok kısa oynuyordur. Veya işte az takla dönüyordur. Veya işte fişekten çıkınca dikine vermiyordur. Aşağı doğru kafa salıyordur. Yani ben severim ya da sevmem. Benim yani ben maşallah derim. Ben adamın kuşuna ya kardeşim senin kuşun çok uzun oynuyor. Ben bu kuşu sevmem. Bu kuş iyi değil. Demem. Veya işte bu kuş çok kısa gidiyor. Bundan kuş olmaz da demem. Ya da bu kuş bir takla iki takla dönüyor da demem. Ya da bu kuş 30 taklayla gidiyor. Bu takla dönen kuş iyi değildir de demem. Yani ben maşallah derim, seyrederim. O da onu besliyor, ona gönül vermiş. Olabilir arkadaşlar yani. Ama bu demek değil ki ya Hüseyin abi bu kuşa o maşallah demiş. İşte iyi maşallah güle güle besle demiş. Bu kuşlar iyi. Arayıp arkadaşlarla irtibata geçip de işte aldık biz sonradan bu kuş böyle çıktı gibi muhabbetler çıkmasın. Ben böyle şey sevmem. Çıkıyor bazı arkadaşlar arasında böyle şeyler. Ben böyle şey sevmem arkadaşlar. Kuşun sahibi ne söylüyorsa ona bakarak alın. Gördüğünüz kuşu alın. Ben maşallah derim. Ben her kuşa maşallah derim. Bakın şurada posta var. Bakın. Ben ona da maşallah diyorum. Ayağına bilezikler takılmış. Bakıcı 4 tane yavruya aynı anda bakıyor. Ben ona maşallah diyorum. Oynadığı için değil ama. Kuş olduğu için. Sevdiğim için. Canlı olduğu için. Ama benim oyun kuşunda tarzıma hitap eden kuş sayısı veya kuş tarzı farklı arkadaşlar. Kesinlikle yanlış anlamayın. Yavru var mıydı? Yumurta mı var? Sadece kabuğunu dök, tozunu dök. Tozunu dök. Yani bu böyle bir şey arkadaşlar. Yani yanlış anlaşılmasın. Kümes ziyaretine gidiyoruz. Kalkıp da adam oraya gömmeye gitmiyoruz biz. Bizi çağırmış, beslediği kuşu gösteriyor, fikir alıyor. Ha, yanlış anlamayın, ben fikir de veriyorum. Açıkça söyleyeyim. Ama kamera kapalıyken veriyorum. Kimseyi ben kötü duruma, zor duruma düşürmek istemem. Kimseyi rencide etmek istemem, kimseyi küçümsemek istemem. İyiye iyi derim, yanlışa da yanlış derim. Ama şöyle bir şey var. Ha, insanlara yönlendirebilirim, akıl verebilirim, fikir verebilirim. Ama bunu diğer insanlardan mahremiyetini koruyarak veriyorum. Yanlış anlamayın. Buna da böyle devam edeceğim. Ha, kimisi bana kamerada abi açık açık söyle diyor. Onu da söylerim yani. Kimse kusura bakmasın. Ama onun dışında ben kimsenin kötü kuşuna bu işte kötü, bunun fişek tarzı şöyle, bununki böyle diye gömmek istemem. Heves ediyorlar, besliyorlar. Birilerinden almışlar. E şimdi ben o kuşu kötü yönlerini söylesem aldığı kişinin de bütün şeyi ortaya çıkacak. Kötülük, kötü kuş beslediği, kötü kuşlara hizmet ettiği ya da zamanında kötü kuş beslediği. Yani bir yere çekime gidiliyorsa yani sizlerle paylaşmak için gidiyorum ben. Birilerinin kuşunu övmeye ya da sattırmaya ya da satmaya gitmiyorum. Ben bu işin ticaretini yapmıyorum. Beni 50 kişi 100 kişi arıyor. Kuş satılık kuş var mı diyor. Ben çoğuna da satmıyorum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani bu konuda bir anlaşalım. Bende kuş yok değil. Var. Bayağı da var. Ama kendi zevkime göre, kendi gönlüme göre besliyorum. 1000 tane de olsa beslerim. 10 tane de olsa beslerim. Ha çok kuş olması iyi kuş olmasın anlamına gelmez. Ya da çok kuş olması kötü kuş anlamına olması anlamına da gelmez. Bu kuşların hepsi aynı soy zaten. Oo Cengiz Bey geldi. Aleyküm selam Cengiz. Bakın mesela bu Cengiz kardeşime geçen gün coştum. Dur. Yemin ediyorum 10 numara kuş verdim. Coştum. Bak. Coştum. Kümesimdeki en iyi kuşlardan diyebilirim. Ne verdim sana Cengiz? Boz verdin abi. Başka ne hediye ettim sana o gün? Coşmuştum. O gün bana bir sempatik geldin. Aynen, lan sen. Telefon kabı hediye ettim. Ha. Yani bak o gün çıkardım telefonumun kılıfını bile ver. Bu çocuk o gün bana bir sempatik geldi arkadaşlar. O gün dolandırdı mı bizi dolandırdı. Yani vallahi en iyi kuşumun dişisini verdim. Bana 5000 lira verseniz vallahi da vermem, billahi da vermem. Vermem ama bu çocuğa verdim bak. Bu gördüğünüz yakışıklı böyle baby face çocuk var ya. Bu çocuğa verdim. Vallahi verdim ya. Bana bile vermedi. Canı ama. Sağ olsun. İstediği kadar da kullansın, yavru alsın. O kuş onun artık. Hiç sıkıntı hemen değil. Hiç sıkıntı aa, değil. Kaçar. Yani dediğim gibi arkadaşlar sepete koy o kuşu orada havalansın biraz. Yani dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle böyle algılanmasın. Ben kuşunuza geliyorsam, ben kuşunuza çekim yapıyorsam
ben sizin kuşunuzu paylaşıyorum. Ben sizin kümesinizi paylaşıyorum. Ben kuşunuzu satmak, kuşunuzu övmek, kuşunuza işte kuşunuzu birilerine peşkeş çekmek ya da prim yaptırmak için gelmiyorum. Bu konuda müstehcen olalım, anlaşalım. Ben neyse kuşunuz onu gösteriyorum. Yorum başkalarınındır. Yani izleyenlerindir. Uçarken de kuşunuzu gösteriyorum. Yerdeyken de gösteriyorum. Hazırdır, değildir, kuş tüydedir, tüyde değildir. Olacağı odur. Daha iyisini üstüne koyabilir. Ama ben neyse onu çekiyorum. Ha, bana sonradan soruyor. Abi ne yapayım? Bu kuşlar iyi mi? Ben diyorum ki kardeşim ben bunu gördüm. Bunu bu yanlış, bu doğru. Bu kuşta bu olsa böyle daha iyi olurdu. Benim nazene fikrim bu diyorum. Daha iyi istiyorsan bu tür bütün kuşlar beslemeye çalış. Şöyle örnekliyorum. Tavsiyede bulunuyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu konuda anlaşalım. Benim kimsenin kuşuna ihtiyacım yok. Kimsenin kuşunu satmaya ihtiyacım yok. Kimsenin kuşunu birilerine peşkeş çekmeye, reklamını yapmaya ihtiyacım yok. Ben bu kanalı kurdum. Muhabbet olsun, sohbet olsun. İnsanlarla bir şeyler paylaşalım. Sağ olsun arkadaşlar da arıyorlar. Hüseyin abi gel bizim kanalımıza çek. Kardeşim gel bizim videomuzu da çek. Bizim kümesimizi de çek. Çekiyorum, yayınlıyorum. Görün diye. Yani kuş işi merak işi. Ben buradan Ankara'ya gittim geçen sene. Ankara'da hemen böyle binanın dibinde kaldığım yerde demir işine gittim. Binanın kaldığım yerde kuşçu abimiz vardı. Tanıştım Selahattin abi. Allah razı olsun. Sabahları gidiyordum. Yerde de olsa kuşları görüyordum. İki yem atıyordum. Zevkimi gideriyordum. Hasretimi gideriyordum. Yani bu böyle bir şey. Sizin gelemediğiniz kümesleri biz sizin ayağınıza getiriyoruz. Çekiyoruz. Siz de maşallah deyin. Like atın. Yorum varsa düzgünce yorum yapın. Öneriniz varsa öneri yapın. Ha, aranızdan çıkar babayetler de çıkar abi. O kuşlardan daha iyisi var bende. Bir takım o kardeşimize hediye edelim diyen varsa hiç sıkıntı değil. Gönderin ben onu ayağımla elimle kendimle götürürüm yani o arkadaşa teslim ederim. Hiç sıkıntı değil. Tamam mı arkadaşlar? Yani ben bu konuda size bunu açıklamak zorunda hissettim kendimi. Birkaç şey duydum ve gördüm. O yüzden böyle bir şey açıklama gereği duydum. Benim dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle kimsenin kuşuna, kimsenin işte kuşunun prim yapmasına veya kuşunu peşkeş çekmeye birine ihtiyacım yok. Herkesin kuşu kendine güzel arkadaşlar. Bastıra bastıra söylüyorum. Karga da besliyorsa sevdiği için besliyor insan. Bu kadar basit. Seviyor. Ben de ona saygı duyuyorum. Çekiyorum, yayınlıyorum. Siz de görün o arkadaşın kuşunu. O arkadaşın emeğini, o arkadaşın hırsını ya da işte iyisini kötüsünü görün. Yorumu, eleştirisi size kalmış. Bu kadar basit. Bana düşmez. Ben kalkıp da maşallah derim, geçerim. Saygı duyarım. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani Hüseyin Sığırcı gitmiş, kuşuna maşallah demiş. O kuşları ben verdiydim. O kuşlar bunun yavrusu. Gerek yok arkadaşlar. Ben ona maşallah dedim. Bitti. Ha ben o kuşu besler miyim? Bilemem. Ben o kuşu beğendim mi? Bilemem. Kuş sonuçta beğendim. Ama benim tarzıma hitap ediyor mu? Ediyor da etmiyor. O bana kalmış bir şey. Tamam mı arkadaşlar? Bu konuda müşteri olalım. Bu konuda anlaşalım. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben kanalımın abonesi çoğalsın diye kimseye yalakalık yapmam. Ben kanalımda benim şu olsun bu olsun kanalım YouTube kral olayım diye kimseye kişiliğimden karakterimden ödün vermem. Ben kralına eyvallah etmem. Bu kadar basit. Kızıyorum sinirleniyorum konuştukça. Benim kimseye Allah'tan başka kimseye çekincem de yok. Benim ihtiyacım da yok. Bu iş paylaşmak işi arkadaşlık işi. Dünyanın en iyi kuşu bende olsa neye yarar? Tek başıma beslersem. Hiçbir halta yaramaz. Sadece dünyanın en iyi kuşu bende olur. Bunu kim bilir? Kimse bilemez. Çünkü eleştiriye açık olacaksın. Bazı şeyleri kabul edeceksin. O yüzden fazla böbürlenmeyeceksin. Fazla artistlenmeyeceksin. Kuş bu. İki kanatlı buyruk. O da başına buyruk. Şuradan kaldırırsın. Şuraya düşer. Üç gün gelmez. Ağzına sıçar. Rezil eder seni. Anladın mı arkadaşlar? O yüzden tekrar söylüyorum. Herkes kendine göre kuşçudur. Herkes gördüğü kadar kuşçudur. Bak posta. Seviyorum. Posta olduğu için seviyorum bunu. Posta kırmızı. Bak martı mı, leylek mi, kumru mu, üveyik mi? Posta. Bu. Mal bu. Ben bunu seviyorum.
besliyorum. Günde 1 kilo yemiyor. Canı sağ olsun. 10 kilo yesin. Arkadaşlar, kimse bazı şeyler, yanlış şeyleri çekmesin. Kimse yanlış cümleler kurmasın. Benim hayatta sevmediğim şey ağzından çıkanı bilmeyen insandır. Ağzından çıkanı bilmeyen insan, affedersiniz, arkasına da sahip çıkamaz. Daha beni fazla konuşmayayım ben. Kendinize iyi bakın. Şimdilik burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.